Merhaba arkadaşlar, herkese kolay gelsin. Bugün basit bir sorunu çözeceğim. Aslında bununla ilgili birkaç kere dönüş gelmişti ama şey yaptım. Ben de dedim en iyisi bunu video olarak çekeyim, herkesin elinde bulunsun. Şimdi sorunumuz basit. Shape dosyalarınız kayboldu. Robotu patchlediğimizde shape dosyalarınız yoksa bunun çok basit bir çözümü var arkadaşlar. Şurada bilgisayarıma girelim. Bilgisayarımda bu benim flash'ımın içi, sizin flash'ınızın içi de içindeki dosyalarda aynen bu şekilde olur. Flash'ımın içerisine girdim. Avalize, Fixtures ve R20'nin içerisine girdim. Burada size bir sürü klasör vardır. A'dan Z'ye kadar bütün robotlar ben hızlı olsun diye işlemler tamamını yüklemedim flash'ı. Flash'ın içerisinde böyle bir SGDAT diye dosya olacak. Dosya konumu da aynen şimdi şuraya bakın. Avalize, Fixtures, R20'nin içerisinde robot markalarının göründüğü yerde olacak. Bu dosya yok ise burada shape dosyalarınız gözükmez. Bunu nasıl çözeriz? Bilgisayarımıza tekrar şeyi indiriyoruz. Flash'ımızı takıyoruz önce. Avalize'in web sitesine giriyoruz. Hatta şöyle göstereyim. Avalize Fixture yazdığımızda açılan sayfada Personality Library'e giriyoruz arkadaşlar. Buradan Perl 2008-2010'u seçtiğimizde Library 1, Installer 1 ve 2'yi indiriyoruz. Onlar da hangisiydi? Şu ikisiydi. Bunu çalıştırdığımızda başka bir flash'ın içerisine de atabilirsiniz. Çalıştırdığımızda şöyle bir ekran geliyor karşımıza. Next diyoruz. Buradan flash'ımızı seçiyoruz. Ve Install'a bastığımda SGDAT dosyası ile birlikte şeyi yüklemeye başlayacak. Ya da bunu bir başka flash'a atıp çıkalım buradan. Bunu bir başka flash'a atıp masanızın içerisindeki flash'ın içerisine şunu atabilirsiniz direkt. SGDAT'ı atabilirsiniz. Yani bu shape dosyası budur. Shape adı üstünde zaten SG Shape Generator datası diye burada yazıyor. Hatta şöyle yapayım. Mesela şu flash'ım burada dursun. Şöyle kapatayım. Flash'ımızı sileyim. İçini boşaltalım. Her şeyi sildik. Burayı hızlandırabilirim eğer çok uzun sürerse. Şu flash'ımızın içi bomboş arkadaşlar. Böyle dursun. Şu kapatayım. Şunu çalıştırayım. Evet dedim. Next dedim. Flash diskimin G harfinde benimki. İki kutucuk işaretli. Bakıyorum tekrar kontrol ediyorum. G, Flash G diye. Install'a bastığımda önce shape dosyasını hızlıca kurdu. Ardından da robot markalarını buradan görüyorsunuz. Detayları burada. Hangi robot markaları flash'ın içerisine kuruluyorsa onları gösteriyor. Bu kurulum esnasında da biz flash'ımızın içine girelim. Bakalım. SGDAT gelmiş mi? Evet, burada SGDAT gelmiş. Diğer markalar gelecek. Bu işlem bitince siz bu SGDAT dosyasını ister diğer içerisinde flash'ı olmayan shape'i olmayan yere kopyalayın ya da flash'ınıza işte kendi markalarınızın yedeklerini alıp tekrar bunun içerisine atabilirsiniz. Sıfır bir flash yapabilirsiniz. İster o şekilde kullanın. Bunun da konumunu gösteriyorum tekrar size. Şöyle yapalım. Yolu. Flash'ın içerisine girdik. Avalize klasörünü seçtik. Fixtures'e girdik. R20'ye girdik. Burada arkadaşlar şuraya tıkladığımda daha net göreceksiniz. Bu G benim bilgisayarıma ait. Avalize, Fixtures, R20'nin içerisinde robot markalarının olduğu yere bu SGDAT'ı attığınızda otomatik olarak shape jeneratörleriniz düzelecektir. Bazen şundan dolayı donmalar yaşanabilir. Bazen kendi yazdığımız fixtürler bu shape jeneratör dosyasının içerisindeki shape'lerle uyumlu olmadığında, işte atıyorum pan, tilt, dimmer gibi özelliklerde dışarıdan yazdığınız fixtürleri seçtiğinizde shape'i donmalar yaşanabilir. Bunun da sebebi sizin markanızın buradaki shape dosyasının içerisinde olmamasıdır. O yüzden kanalları doğru düzgün normal
yazarsanız, fazla Türkçe karakter kullanmadan yazarsanız, hem memori hatası almazsınız hem de donma olayı yaşamazsınız. Çok da abartmadan yazmak lazım Çin malı robotları. Ya da distribütörden temin edersiniz satın aldığınız yerden. Şimdilik bu kadar. Neyi öğrendik? Shape dosyasının kaybolduğunda flash'ımızın içerisine tekrar shape dosyalarını nasıl yükleyeceğimizi öğrendik. Beni takip etmeye ve izlemeye devam edin. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.